Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün durağımız İkizce. İkizce'nin güzel yerlerini, görülmemiş yerlerini sizlere göstereceğiz. Murat Özkaya ile gezelim görelim İkizce'de. Hadi Emrullah gidelim, yürüyelim. İkizce'ye yürüyerek gidiyoruz. Evet efendim, bu hafta İkizce'deyiz. Ordu'nun şirin ilçelerinden bir tanesi, sahile biraz yakın ama yeşille, doğayla baş başa bir ilçe. O zaman Murat'la gezelim görelim başlasın. İkizce'ye giderken ırmak kenarında bir herhalde saçmayla balık yakalayan bir arkadaşımızı gördük. Bir merhaba diyelim bakalım ona. Selamünaleyküm kardeş. Merhabalar. Murat Özkaya, Moda TV. Ne yapıyorsun sen burada? Balık tutuyorum. Var mı balık, tuttun mu hiç? Yok, daha başlamadım. Bir at bakalım şöyle görelim. Nereye atacağım, buraya aşağı mı? Evet sevgili izleyiciler, arkadaş şu anda balığı kesiyor, kesti, attı ama saçma takıldı. Saçmayla beraber aşağı gitme ha. Evet çekiyor, acaba ne gelecek? Evet, biz de gidiyoruz. Bakacağız. Var mı bir şey? Nazara geldin herhalde. İşte ileride de balık tutan bir arkadaş var. Burada balık çok herhalde he? Bir daha atma şansın var mı? Tamam. Birinci deneme başarısı oldu ama inşallah bu sefer balığı yakalayacağız burada. Hadi bakalım rastgele balıkçı. Hop. Evet bu sefer biraz iyi gitti. Kesin bir tane hamsi yakalayacağız. Evet geliyor. Geliyor. Öğlen yemeğini çıkartmamız lazım burada ha. Var mı bir şey? Aa tutamadı. Yakalasaydı iyi olacaktı. Efendim? Yukarıda aslında balık çok var da. Yukarıda mı oluyor? O zaman yukarıya bakacağız. Hadi sana rastgele kolay gelsin. Evet sevgili izleyiciler. İkizce'ye giderken güzel bir işletme gördük. Burada durup insanlarla sohbet etmek istedik. Selamun aleyküm. Hayırlı günler. Abi sizi tanıyabilir miyiz? Ben Adem Kaygı. Kaygılar Madencilik ve işverenim. Güzel bir tesisiniz var burada. Bayağı maşallah da çalışanınız var. İkizce'ye yatırım herhalde. Evet, yatırım işleriyle uğraşıyoruz yani. Geçen hafta bizi güzel sürprizle Kumru'da karşılamıştı bu arkadaşlar. Bugün de herhalde mangayla buraya gelmişler. Bunlar Yunus abi de buraya gelsin diyorlar. İkizce'nin girişinde bulunan bu çivisiz cami, şu aşağıda görmüş olduğumuz köprüden geçerek ziyarette bulunacağız. Burası da gerçekten İkizce'de doğası güzel bir ilçemiz. Buralarında gezilip görülecek çok güzel yerleri var. Şimdiden hissediyorum Yunusçuğum.
Evet, şu anda Dikizce Kivisiz Camii'mize yaklaşıyoruz. Ezanımızı da dinledik. Sanırım karşıda hocamız var. Hocamıza da cami hakkında bilgi alacağız. Selamun aleyküm. Murat Özkaya, Moda TV, Gezelim Görelim programından. Merhabalar, sizi tanıyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Adım İsmail Atalay. Termeliyim kendim. Yaklaşık 9 yıldır bu camide görev yapmaktayım. Hocam, bu caminin maneviyatı çok güzeldir. Çok da güzel görüntü var. Sanki tarihten bir esermiş gibi burada. Kısaca bir bilgi verir misiniz cami hakkında? Camimiz yaklaşık olarak, kesin olarak yapılış tarihi bilinmemekle beraber 550-600 yıllık olduğu tahmin ediliyor yapılan araştırmalarda. 1996 yılında Amerika'nın Cornell Üniversitesi'nden bir profesörün burada incelemeleri sonucunda bu şekilde bir kanıya varılıyor. 1395 ile 1522 yılları arasında yapıldığı kuvvetli ihtimal ama kesin olarak yapılış tarihi belli değil. Selçuklu ahşap mimarisinin özellikleri olan kündekari yapım denen ahşabın birbiriyle geçmesi sonucu tam yapılmış bir cami. Çivi kullanılmadan o zaman ahşapla yapılmış bir cami. Hocam camimiz sanırım ibadete açık. Şu anda geçici olarak çevre düzenlemesi inşaatı nedeniyle şu anda ibadete kapalı. Yani ondan dolayı inşallah çevre düzenlemesi yakın bir zamanda bitecek. Tekrar ibadete açacağız, ziyarete açacağız. Hocam bu ağaçlar 4-500 yıllık var diyorsunuz yani. Evet. Kestane ve bölgeye dayanıklı olan kestane ve pelit ağacından yapılmış. Bazı yörelerde Anadolu'da meşe denir ama bizim Karadeniz'de pelit denir buna. Çoğunluk pelit, kestane karışımından yerden yaklaşık yarım metre yükseklikte taş üzerine oturtulmuş. Çünkü Karadeniz bölgesi malumunuz bölge yağışın ve rutubetin bol olduğu bir yer. Ondan dolayı ahşabın yerle teması engelleniyor. Çoğu taşlar da çift taştır. Birinci taş topraktan aldığım rutubeti, ikinci taş engelliyor. Bu şekilde yapı yapılmış. Hocam camimizi de bir gezebilme imkanımız var mı? Buyurun. Camim, evet. Camimizi gezmeye gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayakkabılarımızı çıkartıp ayakkabıla koyduktan sonra evet, hocamız da camimizi bize açtı. Teşekkür ederiz hocamıza. Evet. Oh, içerideki hava inanın ki çok farklı. Çok güzel. Çok güzel bir koku var. Maneviyet kokusu var. İşte görüyorsunuz tamamen el işlemi. Evet hocam. Kapıda giriş. Evet. Lale bezemeleri vardır sütunlarda ve kapının girişlerinde kapıda. İsmini de buradan aldığı söyleniyor. Zaten İkizce'nin de eski ismi Lale'lidir. Öyle mi? Evet. Sizden öğrenmiş olduk hocam. Evet. 1970'li yıllara kadar köyken burası Lale'li ismiyle geçer. Lale'li acaba lale çiçeği burada yetiştirildiği için mi? Yok. Öyle bir sembol mü? Selçuklu Laloğlu diye bir beylik yani evet, yaşamış. O dönemin özelliklerini yansıttığı için cami Laloğlu'dan Laleli ismine böyle bir şey yapılmış. Çok, o şekilde. Çok güzel. O zaman da teknolojinin olmadığı bir dönemde bu ağaç oymaları çok güzel. Tamamen orijinal. Evet. Ahşap tamamen geçmiş. Bu şekilde yapılmış bir cami. Evet, camimiz gerçekten en son, huzur doluyor insan 2000, içeri girdiği zaman. 2011 yılında Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapıldı. Şu şekilde ibadetine devam ediyor. Evet. Teşekkür ederiz hocam güzel evet, bilgileriniz için. Biz şöyle bir üst kata da çıkılıyor değil mi? Tabii tabii. Şöyle bir çıkalım yukarı. Evet, tamamen. İkizce Laleli Çivisiz Camii. Evet. Hocam abi tekrar bir soru daha sormak istiyorum. Hocam burada yaklaşık kaç kişi namaz kılabiliyor? Dış balkonlarla birlikte tamamen dış toplam 150 kişi aynı anda ibadet yapabiliyor. 150 kişi. Yani bunu dışarıya da cuma günleri. Tabii tabii cuma günleri dışarıya kalabalık oluyor şu anda. Evet. Yine teşekkür ediyoruz hocama. Devam ediyoruz. Yola devam ederken karşımızda Çivisiz Cami'den sonra ilginç bir yer daha çıktı İkizce'de. Yani bizimkiler eskiden mısır fasulye saklarlardı. Burada işte kültür ambarı diyor. Gidelim bir bakalım neymiş orası.
gidiyoruz. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Abi kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Abi ambar ne diyor? Kültür ambarı diyor. Ya doğru, kütüphane. Ambar tahıl ambarıydı. Sonra kültür ambarı oldu, kitap ambarı oldu. Çok değişik bir şey. Abi içeri girip bir bakalım mı? Orada da bilgiler ver bize. Evet Yunus'cum, görüyorsun bak, bizim insanlarımızın ne kadar kültürlü olduğunu ambarımıza kitaphane yaparak gösteriyorlar kendilerini. Evet. Oo. Evet. Tamamen kitapların olduğu bir yer. Evet abi, kısaca bize buradan bahseder misiniz? Tahıl ambarı bu. Biliyorsunuz bu Karadeniz'de yöresel bir bina bu. Tahılların saklandığı, kışın saklandığı yer. Benim mesela, biz de köylü çocuğu olduğumuz için mısırlar konuluyordu. Doğru. Sen şimdi bakın, o bir yan tarafı göstereceğim size. Mısırı yaş toplanır kurumadan. Buraya konur. Orada kendisi kurur zaten. Orası havadar bir yer olduğu için. Buraya da şey koyardık. Burası pirinç tarlasıydı. Pirinç, çeltik koyardık. Çeltik koyardık. Bu tarım bitti. Yani bitti ya da bitirildi. Ondan sonra biz de bu binayı hem geleceğe taşıyalım istedik. Eski bina, yaklaşık 60-65 senelik bina bu. Geleceğe taşıyalım dedik. Tarım bittiyse biz de üretime, işte kültürle, kitapla devam edelim istedik. Yunus bak, burada da çiçekler var, görüyorsun. Anlatmaya gerek yok. Bizi her yerde buluyorlar, biz de onları buluyoruz. Merhaba Yunus. Günaydın. İçim geçmiş. İnternet üzerinde özellikle bu tür paraların hatalı basın para olarak geçtiğini ve koleksiyon değeri olduğu söyleniyor. Burada da Yunus'un da burada büyüdüğünü biliyoruz. Bu dereden çok yüzdüğünü de biliyoruz. Hatta küçükken ayakkabısını burada unutmuş Yunus. Kara lastiği Yunus'un burada. Bunu da Yunus'a diyorum ki, Yunus, gel bu kara lastiğini buradan al. Burada kırmızı erik bulduk. Bundan da alacağız yani. Bu erikten de yiyeceğiz. Çok güzel vermişler. Sen de burada. Ordunun dereleri diyorlar ya, boşuna demiyorlar. Her tarafta bir dere akıyor maşallah. Bu da İkizce'nin içinden geçen bir dere. İkizce Deresi. Aşağı doğru gidiyoruz. Şöyle bir ilginç bir yer gözümüze çarptı. Sanırım burası otel olarak düzenlenmiş. Herhalde hizmete açılacaktır burası da. Şu anda çok güzel bir alanda kurulmuş bir yer. Hemen aşağısından ırmağın suyu akıyor. İleride de çalışmalar var. Ne yapıyorlar acaba? Ne yapıyorlar?
Evet, şu an İkizce Meydanı'ndayız. İkizce Meydanı'nda esnaflık yapan bir abimizin yanına gidiyoruz. Şu anda çalışıyor. Murat Özkaya ile gezelim görelim ekibi olarak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim? Arif Yamak. Arif Bey. Efendim. Manav işiyle uğraşıyorsunuz İkizce'de meydanda. Evet. Nasıl abi, şimdi biz de Murat Özkaya gezelim görelim ekibi olarak sizin memleketinizi tanıtıyoruz. Yani sizin de ordunun bütün ilçelerini tanıtıyoruz. Bu vesileyle de İkizce'ye gelmiş olduk. İkizce'de de böyle sizi ummalı bir şekilde çalışırken gördüm. Bir selam vereyim dedim. Sağ olun. Sağ olun. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 15. Yani bu yaz aylarında İkizce'ye dışarıdan gelen oluyor mu? Kesinlikle oluyor canım. Yani nüfus artıyor diyorsunuz. Tabii. Evet. Yunus'cum, köprüye doğru gidiyoruz. Köprüde geçerken bu adam ne arıyor burada? Yunus, bu adam ne arıyor? Her yerden karşımıza çıkıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Moda TV İkizce'ye hoş geldiniz. Kardeş, sizi tanıyalım. Arkada bu çocuklar sizin köyden mi? Onlar bizim Hamer çeteleri. Evet, bize kısa... Ben biraz. Kısaca İkizce'den bahsedebilir misiniz? İkizce ordumuzun en güzel, en şirin, gördüğünüz gibi kibar, tatlı bir ilçelerinden. Her hafta sonu şehir merkezindeki Ünye, Fas'ta gibi böyle büyük şehir merkezindeki memurların, insanların buraya gelmesini, şu suyun sesinde şurada güzel pidelerini yemelerini tavsiye ediyorum. Hafta sonlarda gördüğünüz gibi belki gezmişsinizdir. Daha yeni geziyoruz. Belediyemizin, İkizce Belediyesi'nin yaptırmış olduğu bungalov evler var orada, tatil sitesi gibi. Evet, oraya gezdim. Evet, orada kalabilirler. Yani İkizce'ye gelenler orada kalabilir. Evet, İkizce Belediyesi dışarıdan gelen misafirler için güzel bir tesis yapmış. Evet. Kesinlikle İkizce'yi tavsiye ediyorum. Ya bu sarı çocuk kimin? Hangi sarı çocuk? Gel bakalım. Bu Almanya'dan geldi muhtemelen. Almanya'dan mı? Nereden geldin? Yok, ben Almanya'dan gelmedim. Nerede? Adın ne senin? Akın. Akın. Sosyal mesafeyi koruyalım çocuklar. Evet çocuklar, sosyal mesafeyi koruyalım. Akın, sen ne yapıyorsun şimdi burada? Bir şey yapmadım. Yani İkizce'de sizin gezdiğiniz yer burası mı? Yok, burası köyüm. Köyüm mü? Ha. Sen nereden geldin? Ünye'de oturuyoruz. Ünye'de. Soyadın ne? Köşe. Evet çocuklar, teşekkür ediyoruz sizlere. Hakan Bey'e de güzel bilgileri için teşekkür ediyoruz. Herhalde sanırım bizi köprüye doğru götürecek değil mi? Bize rehberlik edeyim. Evet, bize rehberlik et. İkizceli olarak. Selamun aleyküm. Şu amcalarla da bir konuşsak mı Hakan? Evet, çınar ağacının dibinde oturan iki tane amcamızı gördük. Amcamız sanırım suyun sesini dinlemek ve çınarın gölgesinde gölgelenmek için buradalar. Selamun aleyküm. Murat Özkaya ile gezelim görelim Moda TV olarak sizleri ziyarete geldik. İkizcenizi geziyoruz, görüyoruz, tanıtacağız insanlara. Amca, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Şahin Kaya, İkizce Gaziler Mahallesi'nde. Mehmet amca, genelde her gün buraya gelir misin bu çınarın altına? Her gün gelmem. Bahçede işlerimiz var. Dolaşıyoruz, çalışıyoruz, ediyoruz. Bu işim olmaz zaman gelirim. Ama geldiğiniz zaman da bu çınarın altından vazgeçmiyorsunuz yani İkizce Meydanı'ndaki. Geçmiyoruz. Çok güzel. Abi, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mustafa Altun. İkizce Beylerce Mahallesi. Mustafa abi, sen de Beylerce Mahallesi'ndensin. Sen de bu çınarı herhalde çok seviyorsun. Evet, aynen öyle. Yani bu çınar gölgesi yeter diyorsun. Aynen öyle. Evet. Abilerimize çok teşekkür ediyoruz. Biz gezmemize, yolumuza devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Tamam, siz çayınızı söyleyin, ben geliyorum. Evet, amcalar illa çay iç dedi. Yunus, ne yapalım? İnsanları bazen kırmamak lazım. Senden hiç kuşkum yok Murat. Çay, çorba, yemek sende. Sen yine de amcaları kırma. Çünkü İkizceliler gönlü zengin insanlardır. Size afiyet olsun, iyi gezmeler. Evet Yunus, anlatmaya gerek yok Yunus. Görüyorsun, burası da İkizce'de doğal güzellikleri olan bir yer. İşte her yerde şelaleler var. Burada işte Malavadi Köprüsü'nden geçiyoruz şu anda. Malavadi Köprüsü, Malavadi Köprüsü, orada başladı. Garibin öyküsü, Malavadi Köprüsü, Malavadi Köprüsü, orada başladı bitti.
garibin öyküsü. Karşıki aşiretten bir kıza gönül verdi. Aşkı uğruna her gün bu köprüye giderdi. Siirt'in dağlarında uçan kuşu vururdu. Fatma'yı okşadıkça. Evet, şimdi pazara gidip kara lastik alacağız. Nereye gideceksin, nereye? Pazara. Pazara gidip kara lastik alacağız. Ne alacaksın ne? Kara lastik. İkizce'de gezimize devam ediyoruz. Yani görüyorsunuz, şurası tabiat harikası bir yer ama bu gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerde inanın ki arazi şartlarında çok zorluklar çekiyoruz. Gezdiğimiz yerleri sizlere göstermek için inan çok yoğun, yoğun bir engelleri atlatarak geçiyoruz. İşte burada da bir tarihi kemer köprünün olduğunu söylediler bize. Biz de gelmişken o köprüyü de görelim dedik. Irmak'ta balık da çok bu ara. Evet. Bura harika bir yer. Kafa dinlenecek. Akarsuyun aktığı çok güzel, hoş bir yer İkizce'de. Murat Özkaya ile gezelim, görelim ekibi olarak biz de buralara geldik. Buraların çekimini yapıyoruz. Köprüye yanaşmak üzereyiz. Selmel gelirse buradan direkt gideriz herhalde. Evet, şu an çok enfes bir yer. Niagara Şelalesi gibi sular akıyor burada. Evet. Karşıdan karşıya atlayarak geçtik köprüden, ki taşlardan, köprüyü görmek için. Evet. Şuraya tabiat harikası bir yer. Yani buraya öyle bir köprü yapmışlar ki. Evet, şu anda görüyorsunuz köprüyü. Yıllar önce yapılmış bir köprü. Evet, işte orada görüyorsunuz İkizce Ziraat Odası Başkanı Hasan Çalık Bey de bize el sallıyor. Gerçekten harika bir yer. Mükemmel bir yer. Yunus, sen de buraya gel bir gör kardeş. Gerçi sen İkizce'lisin biliyorum ben. Evet. Harika bir yer. Daha ileri gidelim Emrullah. Dur bakalım. Evet. İşte tarihi köprü. Burası keşfedilmemiş Karadeniz'in nadir yerlerinden biri. İşte Murat Özkaya farkıyla biz bu kemer köprüyü yıllar yıllar, belki asırlık köprüyü sizler için görüntüledik. Yani bu köprünün de bakıma onarıma ihtiyacı yok. Bayağı bir sağlam kalmış bu zamana kadar. Sadece etrafları temizlense güzel görselliği ortaya çıkar diye düşünüyorum. Şimdi köprünün altındayız. İşte asırlar önce bu köprü böyle yapılmış. Kemer köprü diyorlar buraya İkizce'de. Burası da İkizce'ye gelinip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi diye düşündüm. Çünkü müthiş bir doğa harikası bir yer. Burada ayrıca havanın sıcak olduğu zamanlarda rahatça da suya girebilirsiniz.
sizlere tarihi köprüyü gösterdik. Burada da söylemiştim size, Hasan Çalık Başkanım bizlere burada bilgi verecek bu köprü hakkında. İlçemizin yani güzelliğini görüyorsunuz yani. Siz de geldiniz burada çekim yapıyorsunuz. İlçemiz bir fındık tarım ilçesi. Fındığı Ordu'da bir numara olan bir ilçemiz. Fındık bazında yüz ölçümünde 100 bin dekar alanda fındık ekiliyor. Fındığın 100 bin dekar alanımız var. 90 binde falan fındık ekiliyor. 10 binde de çeşitli mısır, başka sebze falan yapılıyor. Ama ilçemiz güzel bir ilçe. Tarihi yerlerinde şu anda ilçemizin en eski tarihine dayanan bir köprünün üzerindeyiz. Asırlık bir köprü. Asırlık köprünün üzerindeyiz. Tarihi 1000 yıl, 1500 yıl daha bilinmeyen bir tarihte yapılmış. Ermeniler tarafından yapılmış köprümüz. İkizce'den yolun en üstüne kadar olan dere üzerinde bir tane köprü olan köprü. O zaman da ticari köprü olarak kullanılmış. Öbür köyden bu köye geçmek için bu dere zaman zaman çok su geldiği için buraya bu köprüyü yapmışlar. O zamandan bu zamana aynı, hiçbir şeyini yitirmeden kalmış. Bir tek define avcıları çevreyi talan etmişler. Ama köprümüze zarar vermemişler. Yani köprüde de olduklarını hissetseler zaten buralara da zarar verir. Başkanım zaten şurada görmüş olduğumuz göre bayağı bir yüksek köprü. Şu anda köprünün olduğumuz yer 30 metrenin üzerinde. Köprü yüksek bir yere yapılmış. Zaten yüksek bir alanda yapılmış. Kısa mesafede biliyorsunuz bu Karadeniz bölgesinde zaman zaman Doğu Karadeniz'de falan görüyoruz bu kemer köprüleri. Bizde bu zaten moda. Ama İkizce'deki akan, Akşe'ye akan dere üzerinde tek bir köprü bu. Yani o tarihte yapılmış tek bir köprü. Bu köprüyü zamanla bu köprüyü bir tek şu anda turizmi aşmak için bir 500 metre falan bir yola ihtiyacı var. Aynen. O da yapacak. Belediye başkanımız sağ olsun bir proje yaptı buraya. O proje bittiği zaman bu köprümüzü gelip görmek müthiş olacak. İkizce'den de 7,5-8 kilometre geldiğinde bu köprüye ulaşıyorsun zaten. Şimdi zaten biz bu köprüye inerken bayağı bir engebelerle karşılaştık. Bayağı fındık tarlalarının içinden falan geldik. Yani hakikaten böyle tarihi bir köprünün burada olması ve manzarasının da harika olması bizim ilgimizi çekti. Şu anda belediye başkanımızın bunda bir güzel bir projesi var. Proje bitmek üzere. Yakın zamanda ben kendisine zaman zaman da soruyorum. Ben geçmiş belediye başkanlarına da çok bu köprünün yol açılması için çok zamanlar yalvardım. Yani dedim ki ya bu köprüyü açalım. Millet bunu gelsin görsün. Zamanla gelip buraya gelenler var. Yaya diye buraya inmiyorlar. Ama nedir yani şurada geldik şimdi seninle biz beraber. Şurada 500 metre bir ancak. Yani, o yapılabilir. O da yapacak. Belediye başkanı bunu zaten proje yaptı. Yani yürüme yolu da düzgün olsa yine insanlar iner buraya. Yani. Tabii tabii. Burada insanlar mesela bu bölüm değil de yukarı kısımda piknik de yapılabilirler aileleriyle. Çok güzel bir yer. Aynen. Zaman zaman bu köprü Ermenilerin doğudan batıya, batıdan doğuya geçiş yolu bizim İkizce'mizde. İkizce'miz malumunuz biliyorsunuz. İkizce'miz 1980 yılında 50 bin nüfusu. 1990'da 33 bin. Bugün İkizce'mizin nüfusu 15 bin. Ama şu anda bu seneki fındık fiyatının biraz daha iyi olmasından insanlar bu pandemi hastalığı dolayısıyla da insanların İkizce'ye yavaş yavaş akın yapmaya geri dönüşlerin başladığını size bunu da burada müjdelerim. Yani inşallah insanlar sahip çıkacak. Şu anda fındığımızın biraz para etmesi, fındığımızı bak insanlar bize güvendiler. Ziraat odası biz zaman zaman insanlar çiftçilerimizle toplantı yaptık. Fındıklarını bir anda indirmiyorlar. Herkes ihtiyacı olduğu kadar indiriyor. Daha güzel değil mi? Fiyat artışı oluyor. Tabii. Şu anda İkizce'de 8500-9000'e yakın bir fındık oldu bu yıl. Yavaş yavaş indiriyorlar. Öyle bir anda fındık okullar açılınca gün fındık gelirdi. İnsanlar İstanbul'a giderken müthiş bir fındık akışı olurdu İkizce. Burada kazanan tüccarlar oluyordu o zaman. Şu anda manavlar arabalarıyla adamın 100 kilo fındığı varsa, 200 kilo fındığı varsa 10 kilometre gidiyor alıyor. Bu neyi gösteriyor? Vatandaş ayın malına sahip çıktı. İnşallah iyi olacak. Bir de şunu size hemen aklımdayken söyleyeyim. İkizce organik tarımda Türkiye genelinde bir numara. Fındıkta. Başkanım şöyle söyleyeyim mi? Fındıkta İkizce organik tarımda bir numara. Nasıl bir 4500
faal çalışan çiftçimiz var. %35'i organik tarım yapıyor. Hiçbir ilçede %35'i organik fındık tarımı yapan bir hiçbir ilçe yok. Ya organik tarım derken yani gübre kullanmıyor mu? Kullanmıyor. Gübre kullanmıyor ve de organik de fındığını pahalı satıyor. Şu anda organik de fındık 53-54 dandıman geldiği zaman 24-25 liraya da giden arkadaşlarımızın fındığı var. Termede de alıyorlar. Organik tarım birlikleri gidiyor müstahsil makbusunu kesiyor. Vatandaş gidiyor fındığını imzalıyor kağıdını fındığını yatırıyor. Randuman yapıyor. Bu sefer de randuman çok güzel. Fındıkta çürük yok. Fındık çok güzel kurudu. Zaten bahçede kurudu fındık. Hiç kimse bu sene bir de harmanda mesai yapmadı. Yani fındığı topladı, getirdi. İkinci gün, üçüncü gün yani patıza hava... vurduktan sonra hava tuttu yani. Evet, evet, Cenab-ı evet. Allah da müsaade etti. Ama güzel. Bu sene çiftçimizin yüzü güldü. İnşallah seneye de aynen böyle devletimiz sahip çıkar. Şu anda İkizce'de bir de şunu müjdeleyeyim hemen. Temo İkizce'de fındık alıyor. Çok güzel. Temo İkizce'de fındık alıyor. Bir de Ordu ilçelerinde en fazla fındığı İkizce'de alıyor. İkizce'nin çiftçisi malına sahip çıkmaya başladı. Uyandı yani. Daha kendini kaptırmıyor. Şimdi şöyle başkanım. Mesela insanlar gurbetlerde çalışıyorlar. Ne bileyim ben çok ucuz bir rakamlara kendilerine yıllarını verip stese veriyorlar. Ama memleketlerine gelip bağına bahçesine sahip çıktığı zaman daha da rahat yaşamları olur diye düşünüyorum. Tabii. Fındığın fiyatı yılbaşında, bu yılbaşı geldiğinde devlet demeli ki 2021 yılında fındığın, müstahsilin fındığı şu fiyat. Baktı fiyat. Bu zamana kadar fiyat istikrarını görmediği için çiftçi kaçıyordu. Şu anda dönüş var. Müthiş bir dönüş var. Şu anda zaten bütün, şimdi biz bütün ilçeleri gezip görüyoruz. Yani bütün ilçelerde de inan ki büyük şehirlerden köylere göç başladı. Hatta bununla ilgili de bazı belediye başkanları yatırım yapacak olan iş adamlarımızı diye bekliyoruz diye bütün gereken kolaylıklar sağlanacaktır diyor. Bizim halkımızın şu anda dışarıda olan halkımızın %15-20'si geri dönse bize İkizce'ye, İkizce'de büyük bir hareket olur. Şu anda İkizce'de hemen bir tekstil açtı. Yeni gelen belediye başkanı sağ olsun. Tekstil pazartesi itibariyle, dün itibariyle faaliyete geçti. Bakıyorum gençler de ayrıya çalışmaya boşluğu olan gençler gidiyor. İnsanlar dışarıdan insanlar İkizce'ye bu anda akış yapıyor. Ben bunu şundan da hissediyorum. İnşaatlar devam ediyor. Her gittiğim köyde bakıyorsun 3 tane 5 tane inşaat var. Soruyorum. Diyor ki adam İstanbul'daydım. 20 yıldan beri İstanbul'daydım. 15 yıldır Bursa'daydım. Samsun'daydım diyor. Adamlar yavaş yavaş gelmeye başladılar. Başladı diyor. Bu bizim için çok iyi. Evet. Yani biz şu anda bakıyorum fındığına sahip çıkıyor. Şu anda gelirken gördük yine bahçelerden geçtik. Evet. Baktım gördüm başlamışlar. Hemen dalını kesmişler. Evet. Yaprak dökülmeden dalını kesmişler. Bu ne demektir? Bu çiftçi fındığına anca sahip çıkmaya başlamış yani. O da bu sene fındık para etti diye herhalde. Fındık para etse yani herkes sahip çıkar. Bir memur ben hesapladım mesela. Daha bu fındığın dönüşü olmaz. Evet. İnşallah iyi. 3.000-3.500 lira maaş alan bir memur 12 ay boyunca mesai yapıyor. Köyde mesela bir ayda adam 2 ton 3 ton fındık yapsa adamdan daha fazla para alıyor. Ya fındıkta çiftçi 60 gün çalışmıyor ya. 60 gün çalışmıyor. Bizim fındığımızda 10 gün çalışan çiftçi var ya. Bu çiftçi bir ay çalışsa, 1,5 ay çalışsa sen fındığın verimine bakacaksın. Biz örnek bahçeler yaptık İkizce'de. Müthiş bir örnek bahçe talebi de var bu sene bize yine ilçe tarımla beraber. Şu anda örnek bahçelerden biz 300-350-400 kilo fındık aldığımız bahçe var. Bu ne demektir ya? 400 kilo bir dönümden 400 kilo fındık alıyorsun. 5 dönüm yerden 2 ton fındık alıyorsun. 5 dönüm yeri 2 ton, 5 dönüm arazisi varsa adamın 2 ton fındık alıyorsa bir hanımıyla beraber bunu haydi tüm işçiliğini yapar. Rahatlıkla işçiliğini yapar. 2 ton fındıktan da 50 bin lira para alacak ya kendisi. 50 bin lira kime? Yani maaşından bu 50 bin lira birikir mi? Yok, birikmez. Bir anda gene para. 3 tane de hayvan yapsa hayvanından da çeşitli ihtiyaçlarını görecek. Yani sıkıntı olmaz. İnşallah fındık anca değerini buldu. Biz de bunu teşvik ediyoruz. Çiftçilerimiz de bu işe sahip çıkmaya başladı. Ve bak şu anda ben kireç getiriyorum. Kireç veriyoruz çiftçilere. Ziraat odası olarak bundan bir kuruş karımız yok. Çorum'dan kireci alıyoruz. Vatandaşın evinin önüne.
vatandaşın evinin önüne kadar götürüyoruz. Çorum'dan aldığımız fiyatta yeter ki vatandaş, toprağımızın kireçe çok ihtiyacı var. Tüm tahlillerde %98 kireç isteği var. Onun için biz kireç geliyor. Şu anda talep başladı. Şu anda benim yine Çorum'la bağlantım var. Niksar'la bağlantım var. Çiftçiler istediği müddetçe akşam bize talebini iletti mi sabahleyin evinin önünde kireç gelecek. O da çok güzel bir uygulama. Tabii. Bunu inşallah yapacağız abi. Başkanım bir de biz bu tarihi yerleri gezdik. İhizce'de sizin de bir yani bu İhizce'ye insanlar geldikleri zaman nereleri gezerler, nereleri tavsiye edersiniz? Onun için de bir bilgi alalım. Şimdi İhizce'ye insanlar geldiği zaman ilk İhizce'nin girişinde sağda bizim bir kalemiz var. Kalemiz 3000 yıllık falan. Orada da Turizm Bakanlığı'nın da çalışması var. Kale etrafında falan çalışmalar devam ediyor. O kaleden başlayarak bu köprümüz, bu mevcut olduğumuz köprümüz, yine Devecik yolu üzerinde cin değirmeni, meşhur bir cin değirmeni var. O da tarihi bir değirmen. Ondan sonra o güzelliklerde giderken zaten tabiatı da görüyor vatandaş, yani görüyor. Ondan kültür ambarımız var. Şivisiz camimiz var. Şivisiz Osmanlı'nın doğuya doğru askerlerle gittiği zaman dere kenarlarına yapmış olduğu ikametgahı yaptıkları binaları sonra da camiye çevirmiş bizim Müslümanlar, bizim Türkiye Cumhuriyeti. Orada yine meşhur Şivisiz camimiz var. Caminin yanında da çok güzel mesile alanları var. Yani düzenleme yapıldı. Cami alanı 21 dönüm. Vakıflara devredildi. Vakıfların malı. Orada da yine çalışma devam ediyor şu anda. İkizce'nin güzelliğini görmek daha olmadı. Bizim bu deremizin üst başında meşhur alabalık, kızıl alabalık. Meşhur kızıl alabalık var bu derenin üst başında. Bu gelen suda. Bu gelen suda. Orijinal yani. Bizim en büyük sıkıntımız bu derenin denize, İkizce'den denize akan kısmında kirlilik. Yani şu anda İkizce'nin atık suları ırmağa gidiyor. Belediye başkanı ilk geldiği gün bu işe sarıldı. Biz zaten bunu halk da takdir ediyor. Şu anda %80'i bu dere kurtulduğu zaman bizim çocukluğumuzda fındık amelesi çalıştırdık biz. Su annemiz babamız tarlada çalışıyordu bahçede. İbrikle dereye gelip su alıp içiyorduk. Şimdiki dereye girip ayağına yanlı ayak yaşamıyorsun. Yani atık suları İkizce'nin tüm nüfus İkizce'de toplanınca atık suların şey yapmasın, atık suların dereye verilmesinde derenin işi bitti. İnşallah, inşallah. Belediye başkanı şu anda müthiş bir çalışması var. Bu kanalizasyon için. İnşallah bunu bir kurtardı da. Bu deremiz bir iştah olduysa vatandaş Ünye'den çıkacak turist. Akşehir'den beri derenin kenarısına iki tane balık tutacak. Bu güzelliği görecek. Sen turizm buraya gelmesi, turistin buraya gelmesine o zaman turistlik olsan yine gelir buraya. Bu güzelliği görecek ya. Böyle bir güzellik dünyada var mı? Çok güzel. Yani dereler arkasında çok. Tabii. Ben aşağı yukarı birkaç da dış ülkede gezdim ama böyle İkizce gibi böyle güzel bir yer Türkiye'de hiç bulamazsın yani çok. Çok güzel. Bu deresi zaten İkizce'nin. Bak şu anda görüyorsun, gördüğün bir alan var burada. Gelse şuraya insanlar, yol olsa, burada piknik yapsa, piknik yapsa, balık tutsa, holtasıyla balığını tutsa, stresini atar. Alabalık yani. Sen ne diyorsun ya? Müthiş bir şey. Ben size çok teşekkür ederim geldiniz buraya. Bu güzelliği gördünüz. İnşallah bu güzelliği göstereceksiniz. İkizce'nin turizmine sizin katkınız en az %20 olacak. Bu zaten tanıtımlı olur, reklamlı olur. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Ben aslında Ziraat Odası Başkanlığı'ndan ziyade turizmle de çok uğraşıyorum. Yani İkizce'nin tanıtımıyla bizzat kendim uğraşıyorum. Şimdi mesela tam şey yaptık abi, bu İkizce'ye gelen insanlar nerede konaklayabilir? İkizce'ye gelen insanlar, İkizce'de bungalov evler var. Şu anda 13-14 tane misafirhane ayrı ayrı evler var. Bir anda İkizce'ye şimdi 13-15 tane hane gelsek ayrı ayrı yerde konaklayabiliyorlar. Burada yapın, önceki belediye başkanı yapmıştı. Bir ara çözümsüzlüğe girmişti ama şu anda yeni gelen belediye başkanı onu da açtı. Faaliyete geçti. Faaliyete geçirdi. Şu anda İkizce'ye gelse turist dışarıda kalmıyor. Anladım. O da güzelmiş. Konaklama önemli çünkü bu. Zaten konaklama olmadan turist gelse ne yapacak? Evet. Yani turist, yerli turistimiz gelsin, insanlar dışarıdan görsün gelsin. Yani İkizce'de gezilecek, görecek çok güzel yerler var. Yani burası da 5 beldeden mi oluşuyor İkizce? 5 beldeden. İkizce 4 tane belde büyük şehir olduktan sonra kapatıldı. 4'ü de İkizce'ye bağlandı. Bir de İkizce 5 belde oldu. Bayağı bir büyük yani şey, çevremiz büyük. Çevrede sıkıntı yok. Çevremiz şu anda büyük, akarsuları, kaynak suları, yani çevremiz çok güzel.
Çevremizde şu anda bir bölgemize çöp sorunu, çöple ilgili bir şey yapıldı ama o da Büyükşehir inşallah onun üzerinde çok çalışıyor. Bu Büyükşehir Belediye Başkanı bizzat bu işte çalışıyor. Kendisiyle de biz bunu zaman zaman konuştuk. Adam orayı da şey yapacak, organik yapacak. İnşallah orada elektrik üretimi yapmayı düşünüyorlar. Orada bazı insanlar da çalışacak. O dedikleri niyet olursa çöpte de sıkıntı olmaz. Evet, şimdi az önce Hasan Başkan bahsetmişti. Organik fındık işte. Bu çiftçimiz organik çiftçi. Yani. Yıllardır organik çiftçi. Yani bu şey gübreleme yok burada. Değil mi? Yok. Gübre hiç yok. Bu fındıkta gübre hiç yok. Zaten şöyle baktığında fındığın kalitesini görüyorsun bak. Evet. Fındığın kalitesini. Bir de ye tadına bak yani. Tadına bak ki bir bakma yani. Bir bakalım şöyle. Bunda gübre, ilaç hiçbir şey aramışım. Bir de bu çiftçimiz çok amele falan da vermez. Öyle mi? Kendisi evet. Yapıyor. Bunlar kendisi çalışıyorlar. Kendisi yapıyorlar. Yani genelde esas şey çiftçi bunlar yani. Bunlar fındıktan başka geliri olmayan insanlar. Onun için bunlar da bunu çalışıyorlar. Allah razı olsun. Biz de zaman zaman ne istiyorlarsa destek vermeye çalışıyoruz. Yani. İlçe tarım olsun, ikizce ziraat odası olsun. Ziraat mühendislerimizi gönderiyoruz. Onlar bize yardım istedikçe biz zaten bayılıyoruz ya. Biz de koşup ben kendim de geliyorum. Yani yeter ki çiftçi yardım istesin yani. Çiftçi ziraat odasından, ilçe tarımdan yardım istesin. İşte bu aleti görüyorsunuz. Bu doğanın her yerinde var. Kumru'da, çekimlerde, yaylalarda da görmüştük. Burada da arkadaşımız bunu kullanıyor. Burada ne işe yarıyormuş bir soralım. Merhabalar. Merhaba. Abi çiftçi fındık tarlasında fındıklarını taşıyor. Tarlayı sürüyoruz. O şekilde kullanıyoruz. Bunu kullanım zor mu? Arazi mı diyorsunuz? Arazi. Yani buradan bununla fındığınızı taşıyorsunuz. İşte mısır bahçelerini kazıyorsunuz. Evet. Yani her türlü işe yarıyor bu diyorsunuz. Evet. En iyi güzel aracı bu. Eskiden öküzler vardı. Öküzlerin yerini bu aldı o zaman. Evet. Öküzler vardı. Katırla, atla. Daha önce ondan sonra da bu çıktı zaten. Şimdi biz aşağıda bir... Bahçeye gel bahçeye, bahçeye gel bahçeye, kuru fındık bulursun, kuru fındık bulursun. Alacaksan alacaksan al beni, sonra pişman olursun, sonra pişman olursun. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış, saz çalıp oynamaktan. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış, def çalıp oynamaktan. İlginç bir tabela. Irmak kıyığına çimmeye gidiliği. Ahurdan ağrı neymiş? Dost doğru. Lali'ye gidiliği. Gidiliğe. Değmen düzüne fışkı yemeye gidiliği. Son durak kara toprak yazmış. İlginç. İsmim Merso Yılmaz. İkizce Ziraatı'nda çalışıyorum. Bir gün alışveriş sırasında bu şekilde bir para elime geçti. Bu paranın öncelikle sahte olduğunu düşündüm. Şöyle sağını solunu inceledik, normal bir para gibi göründü. Ben de burada sıfırının olmadığını fark ettim. Bankaya gittim bunu kontrol ettirmek için. Bankada kontrol ettikten sonra bütün işlemlerde memur arkadaşlar baktılar. Paranın orijinal olduğunu söylediler. Daha sonra da yaptım bazı incelemelerde internet üzerinde özellikle bu tür paraların hatalı basın para olarak geçtiğini ve koleksiyon değeri olduğu söyleniyor. Ben de bir koleksiyoner tarafından değerlendirmek istemişse bu parayı değerlendirmeyi düşünüyorum. Parayı gördüğünüz gibi para orijinal. Herhangi bir sıkıntı yok. Ben bunun
tamamen her türlü kontrolünü yaptırdım. Şurada göreceğiniz gibi sıfır yazılmamış. Bu matbaadan çıkan bir para. Paranın herhangi bir sıkıntısı yoktur. Merhaba Yunus. Şu anda ben tam ortada bir yerdeyim. Sağ tarafım Ordu, sol tarafım Samsun. Burası böyle enteresan bir yer. Şimdi Samsunlu bir esnafımızla görüşeceğiz. Merhabalar. Merhaba abi. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Turan, soyadım Kışla. Kendim aslında sorarsan İkizce tarafım. Yani Ordu İkizce ilçesine aitim. Ama Samsun Terme'de iş yerim olduğu için bir tarafında Termeliyim yani. Evet, Samsun Termeliyim. Şimdi şöyle bir yaparsak. Şu anda benim sol ayağım orada, sağ ayağım Samsun'da. Allah Allah. Evet, şu andaki olay bu. Şimdi bu tarafı Ambartepe Beldesi'ydi. Samsun'un Terme ilçesinde Ambartepe Beldesi'ydi. Tabii nüfus azaldıkça belediyeler fes oldu. Burası da Ordu'nun İkizce ilçesi. Şembolluk beldesi olarak hizmet yapıyordu. O da nüfus azaldıkça o da fes oldu. Şimdi hepsi de Şentepe mahallesi oldu. Sol tarafım, sağ tarafım Ambartepe mahallesi olarak kaldı. Bu tarafa Samsun. Evet. Yani tam burası çizgi oldu. Evet, çizgi. Yani. Şimdi beni ortada bölerseniz bir tarafım Ordu, bir tarafım Samsun olacak. Peki burada şey oluyor mu yani? Pazarımız bizim burası ortak pazar. Evet, mesela Perşembe günü bizim buramızın ortak pazarımız oluyor genellikle. Burası hiç fark etmiyor. Birbirimize aynen gidiyor, aynen geliyoruz. İki tane camimiz var, bak birisi minaresi orada, birisi şu alt tarafta gözüküyor. Aynı saatlerde tabi Ramazanlarda 2 dakika arayla iftarımızı açıyoruz. Öyle mi? Evet. Evet, 2 dakika bu Ordu, erken 2 dakika Samsun, geç tabi gün şeyle farkıyla oluyor bu. İkinci bir olaya gelince biz burada herkeslere düğünlerde, aynen bayramlarda birlik beraber hep tanıdığımız akrabamız var. Bir farket yok. Yani burası şimdi zaten sanki böyle bir yapılmış ki eşit şekilde yapılmış. Tabii burası aşağı yukarı ne kadar söyleyeyim? 5-6 kilometre, 10 kilometre, 16 kilometre bu yol bölüyor. İki ili birbirinden bölüyor. Bu yol bölüyor. 16 kilometre civarında bu yol bölüyor. Ondan sonrası ilerisiye Ordu'ya katılıyor. 6 kilometresinden sonrası da Samsun'a katılıyor. Olay bundan ibaret. Enteresan değişik bir yer. Böyle bir tam çizginin olduğu yerde de böyle, evet, bir yerleşim alanı kurmak. Sokağa çıkma yasağı oldu. Bir tarafı erken sokağa çıkma yasağı oldu. Bir tarafı geç sokağa çıkma. Bir tarafı sokağa çıktı. Bir tarafı çıkamadı. Sonra bir tarafı çıktı. Yani sonra bir tarafı çıkamadı. Sokağa çıkanlar sizin mahalleye gelmedi değil mi? Yok, gelmedi. Tabii karşılıklı muhabbetimiz oldu. İkizce'de gezmeye devam ediyoruz. Burada 3 tane delikanlı gördük. Bunlar herhalde Irmak'tan geliyor, Irmak'tan. Çocuklarım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz abi. Nereden geliyorsunuz? Irmak'tan geliyoruz abi, yüzdük. Yüzdünüz, serinlediniz. Evet. Güzel mi su, Irmak suyu? Güzel, sıcak, temiz. Yüzdünüz, bayağı yüzdünüz. Kaç saat yüzdünüz? Evet, 40 dakika falan oluyor işte. Öyle mi? Evet. Adın ne senin? Necati. Necati. Senin adın ne? Abdullah Kadir. Abdullah, senin adın ne? Remzi. Güzel yüzebildiniz mi Remzi? Vallahi bize de tavsiye ediyor musunuz şifalı suyu? Evet. Şifalı mı buranın suyu? Şifalı. Ha. Buraya ne diyorlar? Cin değirmeni. Cin değirmeni. İkizce'nin cin değirmenindeyiz. Evet. Tamam, teşekkür ediyoruz çocuklar. İyi günler. İyi günler. Geziyoruz. Gezerken İkizce'de cin değirmeni, ama buranın biz Çaybaşı'na bağlı olduğunu öğrendik. Merhabalar. Merhabalar. Faruk Çelik, Köklük Mahallesi'ndenim. Çaybaşı Köklük Mahallesi'ndenim. Köklük Mahallesi. Evet. Abi şöyle bir içeri girebilir miyiz? Tabii ki. Buyurun. Evet, burada suyla çalışan değirmen var değil mi? Suyla çalışıyor ve biz bunu her zaman bakımını yapıyoruz, şey yapıyoruz. Durmadan da yükümüzü ütüyoruz. Hayvanlarıma yağlığımızı ütüyoruz. Fırın mısırı ütüyoruz, normal mısırları ütüyoruz. Her türlü ütebiliyoruz. Yani bu taşla eziyor mu taş bunu? Evet, taş bunu eziyor. Mesela buradan mısırı atıyorsunuz. Oradan mısır koyuyoruz. Mesela burada öğünüyor. Buraya mı düşüyor? Buraya atıyor. Buraya atıyor. Bu köyün ihtiyaçlarını görüyor. Köyün ihtiyaçları. Biraz bir 10 dakika önce gelseydiniz mısır öğütüyordum zaten. Öyle mi? Evet. Nasip olmadı. Nasip İnşallah olmadı, evet. Başka bir zamanda. Şimdi burası hakkında bilgi, mesela aşağının derenin de çok güzel olduğunu gördük. Evet. Dışarı çıkalım istersen, dışarıda konuşalım. Buyurun. Evet, derenin de çok güzel olduğunu gördük. Evet, geziyoruz. Evet, cin değirmeni. Evet, buralar aslında keşfedilecek güzel yerlerden
bir tanesi. İşte insanlar burada yüzüyor işte. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Orada köyün çocukları, köyün gençleri yüzüyorlar. Evet. Atla bakalım, atla, atla. Hop. Evet, görüyorsunuz insanlar İnsanlar işte şuraya, görüyorsunuz çok güzel bir yer. Doğal güzellikleri olan bir yer. Şu değirmenin altı bu. Değirmenin oğlu. Evet. Arkadaşlar, abi seni alabilir miyim? Seni alabilir miyim? Burası hakkında bilgi alalım senden. Gel abi, gel. Evet, şu adam atlayacak. Hop! Yunus, gel sen de atla lan buradan. Piknik alanı. Burası bir turizm alanı bana göre. Büyük şehir. Buraya bir temizlemek işi yaparsa, kata girerse şu gölü görüyorsun, insanlar yüzüyor. Her gün anlatmaya gerek yok. Izgarasını yapıyor. Bizim için daha iyi olur. Allah razı olsun. Yani eski Ekizce Belediyesi yolu yaptı buraya. Bak, patpatlar geldi. Evet. Yani Allah razı olsun insanlara. Bir çivi çakandan Allah razı olsun. Evet. Şimdi burası gerçekten değerlendirilirse güzel Ekizce turizmine kazandırılabilir. Var, bakın. Kayadan su çıkıyor oradan. Evet. Bak, buraya geliyor bak. Evet, bak. Sevgili izleyiciler, bu kayanın içinden mi çıkıyorsunuz? Kayanın içinden çıkıyor, evet. O su. O su, evet. O sudan içelim. O sudan içelim, Yunus'a da. Evet. Suyu içelim. Aşağı gitmezse eğer. Alalım kardeşim. Al abi. Evet. Su buz gibidir, yaz sıcak. Öyle mi? Yaz kış. Ama su gelmiyor. Birazdan buhar yapar yani soğuktan. Merhaba. Merhaba. Bu su şifalı mı? Vallahi şifalı şeyini bilmem pek ama lezzetli. Tadı güzel, soğuk. Ben aslen buralıyım da Samsun'da oturuyorum. Evet. Bahçemiz var burada. Evet. Bu suyu mu kullanıyorsunuz? Yani? Kullanıyoruz. İçme suyu olarak bunu kullanıyoruz. Güzel diyorsun. Güzel, lezzetli. Berrak. Hiçbir sıkıntısı yok. Tahlilleri falan yapılmış. Al bunu, 2-3 saat buz gibi durur. Hayır. Dola bak. Kayanın içinden çıkıyor. Evet, şu kayaların içinden çıkıyor. Teşekkür ederiz. Gezimize devam ediyoruz. Şurada çocukları buradan inliyor mu Hakan Bey? Rehberimiz Hakan bize bugün İkizceli olduğu için eşlik ediyor. Yunus, Hakan İkizceli'ye bize İkizce'yi tanıtacak birkaç tane vatanına değişik... Yunus'un küçük ayakkabısı. Kara lastiği. Evet, çok ilginç bir yerden geçiyoruz şu anda. Düşmesek iyi. Evet, Tarzan gibi. Evet. İrmağa indik. Burası güzel yerler gerçekten. Doğal yerler. Bozulmamış orijinal yerler. Burası Karadeniz'in güzel yerlerinden bir tanesi. Yırma biz de girelim mi Emrullah? Evet. Evet, şimdi sizi çekmeye geldim. Bakayım. Geldim. Oo, adamlar. Adamlar baksa balık adam olmuş burada. Evet. Evet, çekiyoruz, hadi bakalım. Kim attı, sen atlayacak mısın? Atla bakayım. Oh. Evet, sıra kimde? Oh, başka. Evet, İkizceli çocuklar. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok Yunus. Çocuklar herhalde bunlar tırpan vuruyor. Tırpan vurdukları için ferahlamak amacıyla buraya geliyor. Gel bakalım. Buraya gelmişken biz de bu şifalı sulara ayağımızı sokalım istedik. Burada da Yunus'un da burada büyüdüğünü biliyoruz. Bu dereden
çok yüzdüğünü de biliyoruz. Hatta küçükken ayakkabısını burada unutmuş Yunus. Kara lastiği Yunus'un burada. Bunu da Yunus'a diyorum ki Yunus gel bu kara lastiğini buradan al. Evet bu senin lastiğin ha unutma. Şimdi ayakkabılarımızı çıkartacağız buradan. Şu suya manzaraya bakar mısınız doğası güzelliğe? Kimsenin gitmediği görmediği yerlere biz gidiyoruz görüyoruz insanlara buralara göstereceğiz. Girdik. Buranın suyun şifalı olduğunu, Covid-19 hastalığına karşı çok iyi gelebileceğini söylediler bizde. Biz de o yüzden Covid-19'u kapmamak için bu şifalı suya giriyoruz. İşte görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Çok güzel bir yer. Yüksekleri, Yüksek Mahallesi, Yoğunalı'ya doğru yolculuğumuz başlıyor. Yoğunalı'ya çıkarken görevini yapan bir arkadaşımızı gördük burada. Tesadüf, o da işte bu bölgeye hizmet eden bir arkadaş. Kendisini tanıyalım ve İkizce'nin gezilmesi, görülmesi gereken yerleri, nereleri bize kısaca bir söylesin. Merhabalar. Merhabalar, ismim Ogün Öztürk. Veteriner hekim olarak İkizce Veteriner Kliniği'nde görev yapıyorum. Yaklaşık burada 18 Haziran'da birinci yılımı dolduracağım. Hemen hemen de gitmediğim yer, görmediğim ev, görmediğim köy kalmadı. Doğal olarak zaten Karadeniz bölgesi her anlamında görülmeye, gezilmeye göz kamaştıran bir bölge olmuştur. İkizce'de de gerek Yoğunluk olsun, gerek aşağı köyler, Kaynartaş, Devecik buralarda 20. yüzyılın başlarından kalma eski değirmenler var. Örneğin Devecik, Yoğunluk arasındaki derede hala Rumlardan kaldığı düşünülen, hatta hala faaliyete de devam eden bir değirmen vardır. Cin değirmeni denir. Yine Devecik'te var, Devecik'e çıkarken bir cin değirmeni ismiyle anılır, eski bir değirmen. Yoğunluk'ta eski bir kale var. Yine İkizce Gencağı Kalesi var, o da eskiye dayanır. Şembolluk'ta bazı mağaralar var. Belki de kimsenin görmediği. Burada yaşayanların dahi gidip bir kere gördüğünü düşünmediğim yerler vardır. Manzarası, gün batımı. Şu an Kocaman Mahallesi, Fatih Mahallesi'ne doğru bakıyoruz. Karşımız Yunus Kırı. Şurası İncivez Gaziler Mahallesi. Şahinkaya Tepesi şu taşlıklar. Öyle mi? Evet, o taşlıklar Şahinkaya Tepesi. Onun üst tarafı Çaybaşı ilçesi. Şimdi siz meslek icabı da burada görev yapmak herhalde şartlar zor. Ben geziyoruz da yollar da pek şey değil yani. Yazın bu bahar olsun yazın güzel aylarında herhangi bir sorun yok. Sabahları veya akşamları gün doğumu gün batımı her tarafı güzel. Ama kışın burası macera isteyenler için birebir %100 tavsiye ederim. Yani çok kar yağıyor o zaman buralara. Kar yağıyor. Mesela az üstümüz Kaynartaş. Kaynartaş'tan yukarısında artık sis kar. Yoğunluğa çıkarken ilginç bir şeye rast geldik. Burada çalışan arkadaşlar gördük, çalışan insanlar. Herhalde. Evet şöyle, kolay gelsin. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Merhabalar, nasılsınız? Şöyle sizi tanıyalım. Razı olsun. Biz Muammer Sekmen. Muammer Bey, ne yapıyorsunuz siz burada? Vallahi biz yoldan sel geliyor işte, sel çalışması yapıyoruz.
Evet, duvar çalışması. Evet, sele karşı önlem mi alıyoruz? Sele karşı önlem alıyoruz. Burada sel oluyor mu ya? Oluyor abi, oluyor. Çok buralardan Aşıltan Şan'ın suyu buradan geçiyor. Anladım. Siz böyle kendiniz karıyorsunuz ve kızınız herhalde. Seni tanıyalım. Elif bende. Elif Sekmen. Elif, babana yardım ediyorsun herhalde. Evet. Sana baban kürekte harç yaptırıyor mu? Yok. Yaptırmıyor mu? Evet, burada da bir usta var. Usta, seni yana ben bana taş veriyor mu? Ben buradan aşağı ineceğim. Düşersek sorumlusu Emrullah. Merhaba, sizi merhaba, de merhaba, ben Ali Sekmen abi. Sevmen'in de ufak tefek işleri, ustalar yapıyorum. İnşaatçısın abi. İnşaatçısın. Duvar yapıyorsun. Perde, sıva, ne kadar yapıyoruz abi biz köyde. İşimiz bu. İşiniz, yani yaşamınızı burada mı sürdürüyorsunuz? Bu sene buradayız abi. Buna kadar büyük şehirlere çalışmaya gidiyorduk. Bu sene iş olmadığı için köyde işlere takılıyoruz. Büyük şehirler derken İstanbul, Ankara, İzmir mi? Aynen öyle abi. Oralara gidiyorsunuz. Orada da duvar işleri mi yapıyordunuz? Biz genellikle yol işleri yapıyoruz. Kaldırım, çevre düzenlenmesi. Bunlarla geçip duruyoruz abi. Kolay gelsin diyoruz. Kolay gelsin. Şöyle, şu anda yüksek rakımdayız. Yoğun oluktayız. Yoğun olukta eskiden ordu büyük şehir olmadan önce bir belediyeydi. Belediyelikti. Şimdi İkizce'nin mahallesi oldu. Yoğunoğlu'da sizler için görüntüleyeceğiz. Şimdi gelelim görelim de Murat Özkaya ile görelim amcayı dedik. Amca, kolay gelsin. Ya Allah sağ ol. Yani. Amca, bu ne yapıyorsun sen? Bu mısır özel yeri. Mısır, ne mısırı amca bu? Bu ordu mısırı derler buna. Ordu mısırı, yani normal mısır. Bunun ununu falan mı yapıyorsunuz? Tabii bunun unu oluyor. Fırın mısırı oluyor. Çiğ mısır oluyor. Şimdi bunu siz çuvalın içinde ne yapıyorsunuz? Dövüyor musunuz mısırı? Ya bunun aslında daha teknik var da böyle az olunca hafif şekilde şey yapıyoruz. Çuvallarda tamamlıyoruz bu görevi. Evet. Yani bunu mısır taneciklerini mi çıkartıyorsunuz? Taneciklerini çıkartıyorsunuz değil mi? Tabii öyle, şimdi çuval değil mi? Daha önce şeyler var. Daha bol olduğu zaman bu tabii ordu yöresinde genişti bu. Ama şimdi mısır ordu yörede fındık olduğu için azaldığı için bu az ekiyoruz, tamam mı? Anladım. Mısır az yapıyoruz diyorsun. Ununu falan yapıyorsunuz. Ekmeğini yapıyorsunuz. Bunun her şeysi oluyor bunun. Anladım. Bunu önce insanlar yiyor. Daha çok yiyorduk zamanında. Evet amca, sizi tanıyalım bu arada. İsminizi sormadık size. Şahin. Soyadım Sekmen. Şahin Sekmen. Evet. Evet. Yoğun olukta ilginç bir şeyle karşılaştık. Burada ablalar çalışıyor. Güzel şeyler yapıyorlar herhalde. Kolay gelsin. Teşekkürler. Abla, ne yapıyorsunuz siz böyle? Kesme. Biraz anlatır mısınız kesmeyi bize? Biz bunu önce ocakta pişiriyoruz. Evet. Sonra kesip tavada kızartıp şerbet döküyoruz üzerine. Şerbet döküyoruz. Tatlı buraya göre has bir... Tatlı gibi oluyor. Valla bilmiyorum, biz kendimiz yapıyoruz da burada çoğunlukla yaparlar. Yani buraya az bir tatlı çeşidi. Evet. Buraya az tatlı çeşidi. Yani bir yapın kesin bakalım, bir görelim sizi. Size de kolay gelsin. Aynen, abla da açıyor. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Ben Hayriye Sevgilim. Siz böyle açıyorsunuz, ondan evet. Sonra kesiyorsunuz öyle mi? Evet, bana. Peki bakalım, hadi kolay gelsin. Bak abla kesiyor. Sen ne yapıyorsun abla burada? Ateşte pişiriyorum. Yani bunu açtıklarını sen pişiriyor musun? Hı-hı. Burada sadece pişiriyorum. Kuzine de pişiriyorsun. Evet. Ha, güzel. Hadi kolay gelsin size de. Onu diyelim. Sen de yoğun oluksun. Yoğunlukluyum. Adın ne? Hasan Ergen. Hasan Ergen. Evet. Burada yaşıyorsunuz. Burada evet. Yaşamınızı sürdürüyorsunuz. Evet. Ne işle uğraşıyorsunuz? Genellikle inşaat üzere uğraşıyoruz. İnşaat sektöründe çalışıyoruz. Evet, şu anda işler yok zaten. Fındık zaten normal, yok gibi görünüyor. Evet. Yani İş burada durumda... zamanını geçirmek için şehrinizde duruyorsunuz, evet. Değil mi? Evet, aynen öyle. Beğeniyorsunuz ama burayı değil mi? Tabii canım, yeşillik güzel. Doğa. Evet. Tamam. Buranın belediyesi kapandı, daha bitti burası. Öyle mi? Canlıydı. Büyükşehir belediyesi olduktan sonra? Ya, nüfus kayboldu yani. Şehre mi akın? Şehre akın oldu. Anladım. Bayağı düştü bura. Ama ona üzülmenize gerek yok artık. Nüfus şehirlerden geri geldi. Şimdi hizmet oradan geliyor. Oradan geliyor, akşam oluyor buraya. Evet, gelmiyor diyorsun ya. Gelse de öyle geliyor, gelip gidiyor ya. İnşallah gelirsiniz, yetkililer duyar sesinizi. İnşallah. Hayırlı günler. Sağ ol. Evet, gezimize devam ediyoruz. Şurada da bir arkadaşımızı gördük. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Cezmi. Sene 87'den beri buradayım. Esnafım. Babam kahveci. Babanız kahveci.
kahvecikten emekli oldu. Ben onun yanında yardım ediyorum şu anda. Onunla beraber. Devam et. Mesleğe devam. Baba mesleğine devam et. Baba mesleğine devam, evet. Size şöyle beraber yürüyelim isterseniz. Burayı bize biraz tanıtır mısın? Evet. Eski belediyemiz. Beldeydik. Kapandık. Nüfusumuz, gerçek bir nüfusumuz şu anda 25 bin üstündedir ama bayramlarda en azından 15 bine yakın oluyor. Yani buralar tamamen dolup taşıyor. Yani bayramlarda mı doluyor sadece veya... Bayramlarda yazlık iş adamlarımız vardır. Gezmeye gelirler. Yani faaliyet oluyor. Hiç boş kalmıyor. Sürekli aktif buraya. Yani sürekli aktif burası. Sanırım buranın doğal güzelliğine de pek elleşemiyor. Mesela işte evleri insanlar kendileri onarım falan yapmıyor gibi gözüktü. Evet. Yani fazla onarım yapılmıyor. Mesela çok eski binamız. Amcamız emekli. Ama bir türlü gelip binasına sahip çıkmıyor. Çıksa mesela boyasa daha güzel bir görüntü olur. Tabii ki görünüm, tabii ki öyle bir söylenti olmuştu. Büyükşehir geçen sene çevre düzenleme yapıyordu. Binaların dışlarını falan yaptıracaktı. Dilekçe falan verildi ama tam bilmiyorum. Dış güzellik yapılacaktı ama maalesef yapılmadı. Ya ama şimdi şöyle, belediye binamız burası herhalde. Eski belediye binamız. Yani burası belediyelikti. Evet. Şimdi kapandı, çoğu zaten belediyenin altındaki iş yerleri de herhalde kapalı. Kapalı. 20 kişiye yakın personeli vardı. Kademesi devam ediyor hala. Aktif ikizcinin aracılığıyla. Arkadaşlar, işçiler. Camimiz burada. Evet, evet, camimiz güzelmiş. Şehir merkez belediyenin yani olarak burası. Yoğunluk meydan burası. Yok, yoğunluk meydan burası. Burası belediyenin önü. Ha, belediyenin önü, aşağısı meydan. Şu kamyonun olduğu yer. Kamyonun olduğu yer meydan. Oraya bir çevre düzenleme yapılacaktı. Maalesef yapılmadı. Ama gerçekten ciddi anlamda çevre düzenine ihtiyacımız oraya var. Oraya da doğru da gidelim. Orada da isterseniz yürüyelim sizinle beraber. Yani kamyon var orada. Oraya gitmeyelim. Kamyon yolu kesmiş. Evet. PTT acentemiz. Başka banka gibi bir şey var mı burada? İhtiyaçlarınız? ATM'miz var. ATM'den ihtiyacımızı karşılıyoruz. Emeği geçen arkadaşlardan, abilerimizden, amcalarımızdan Allah razı olsun. Çok işe yarıyor. Çok devletin aktif. Bankası diyor. Tabii ki. Çok aktif. İlk öğretim, orta öğretim. 3 sene önce... Çocuk parkı da var. Çocuk parkımız var. 3 sene önce 700 öğrencisi vardı. Göç olmaya başladı. Göç çok var. Aşırı derecede. Evet. Her sene en az 20 hane gidiyor. Yani işte, tamamen çevre boşaldı. Buranın yöre halkı neyle geçiniyor? Buranın yöre halkı fındığa pek güven olmaz. Bizim işimiz inşaatçılık, çevre düzenleme. Şu anda %80'i zaten gurbettedir. Geri kalanı da bahçesinde dışında budur budur. Fındığa güvenip kimse ne borç yapar ne onun karşılığında bir mal alır, hiçbir şey yapmazlar. Geçimimiz gurbetçilik. Sadece gurbetçilikle evet. Geçinen bir yer, yoğunluk. Evet, gurbetçilikle geçinen bir yer. Peki fındık oluyor mu burada? Fındık tabii ki, fındık oluyor. Hiç çıkmazsa bu sene yaklaşık bir 300 tona yakın fındık çıkabilir buradan. Yoğunluk tamam. Evet. Fındık geliri de varmış insanların. Yan gelir. Kimse güvenmiyor. Kimse ona güvenerek ne borç yapar ne düğün yapar. Hiçbir şey yapmazlar. Onlar sadece olursa olur, olmazsa olmaz. Ama herkes bahçesiyle ilgilenir. Güzel bilgileriniz için size teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Evet, İkizce'de güzel bir kalabalık gördük. Arkadaşlarımızın yanına doğru gidiyoruz. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Oturabilir miyiz? Şöyle bir isim alalım amca. Dursun Akaya. Amca siz ne yapıyorsunuz burada ya? Oturuyorum burada. Şu anda çay, bir sohbet çay bir sohbet ediyoruz. Tabii sizden ya. Merhaba Mustafa Azakbı. Hoş geldiniz. Sizle beraber akşam sohbeti herhalde bu. Akşam sohbeti bir işim, normalde çıkmam da işim var diye geldim. Evet. Geri döneceğim. Akşam sohbeti. İsmim Nuri Sekmen. Arkadaşlarla sohbet edeyim. İlçem benim burası. Kendim Ünye'de duruyorum. Memleketim Yoğunlu'ya çıkacağım birazdan. Yaylavası alacağım. Yani sizi tanıdığımıza memnun oldum. Hoş geldiniz buraya kadar. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Yani İkizce güzel görüntüler aldık biz. Gerçi de siz de bir İkizce hakkında birkaç yeri tarif eder misiniz bizlere? İkizce'miz coğrafi olarak çok güzel yerleşim bir alanı. İçerisinden ırmağa geçen, çiftsiz camisi olan, yani turizm olarak yani değerlendirilebilir. Yani yeşiliyle, doğasıyla, yani dışarıdaki insanlarımız gelip ilçemizin görmesini tavsiye ederim. Yani. Teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım. Hasan Karabıyık.
Hasan Bey, sanırım siz de işletmecisiniz burada. Evet, işletmeci. Nasıl işleriniz bu ara? Virüsten dolayı biraz normal ama iyi yine de, güzel. Bugün sakin gibi gördüm İkizci ama genelde bir hareket oluyordu buralarda. Evet, eskiye göre düşük ama yine de iyi, normal. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir programın da sonuna geldik. İnşallah başka bir yerde, başka bir ilçemizde, başka bir ilçemizin güzel yerlerini size tanıtmak üzere hoşça kalın diyoruz. Ama demeden önce Yunusçuğum, burada kırmızı erik bulduk. Bundan da alacağız yani. Bu erikten de yiyeceğiz. Çok güzel vermişler. Sen de burada gel, İkizce'de yol kenarında bunu istediğin kadar topla. Hoşça kalın.